Tabii meydanlar hareketliydi dedik. CHP genel başkanı Özgür Özel de İzmir'deydi. Ee, Özgür Özel İzmir'i sanıyoruz CHP'nin yönettiğini unuttu. İzmir'de devrim yapacağız dedi. Meral Akşener'in gündemindeyse CHP'de yaşananlar vardı. CHP'yi adeta topa tuttu. Karşıyaka Konak Karabağlar hep erkeklere ayrılmış kebap yerlerdi. Biz bunların hepsini kadınlara ayırdık. Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptık dedi. İzmir'de kebap yerlerinin kadınlara ayrıldığını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Romanlar olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapın. Yapan arkadaşlarınıza destek olun. Görevlere talip olun. Söz veriyorum genel başkanınız arkanızda. Yanınızdayız bundan Alsancak'taki buluşmada Türkiye'nin beka sorunu olmadığını savundu. Neymiş efendim dış güçler gelecekmiş. Dış güçler dış güçler. Esas bekar sorunu dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurması değil. Bizim gençlerimizin dünyanın o güçlü ülkelerinde hayal kurması. Büyükşehir adayı Cemil Tugay yanındaydı. İzmir'i yıllardır CHP'nin yönettiğini unuttu. Devrim sözü verdi. 31 Mart tarihinde İzmir'de bir büyük başarı yakalayacağız ve İzmir'in beklediği değişimi, dönüşümü gerçekleştireceğiz. İzmir'in yeni devrimini gerçekleştireceğiz. Özel'in gündeminde emekliye promosyon müjdesi de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Emeklinin hakkını emekliye jest diye sunan, yine bile burada emekliyi hafife alan, kandırmaya çalışan bir anlayış var. 2018'de mecburen mecburiyetten bir ittifak sistemi içinde yer aldık. Sonuç itibariyle başarısız olduk. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masa pişmanlığı sürüyor. Akşener CHP'yi kumpas kurmakla suçladı. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Ve biz İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Kuşadası aldık. Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken Arkadaşlar dümen içindeymiş. Meral Akşener Kuşadası'nda gece mitingi yaptı. Ekrem İmamoğlu'na hedef aldı. Kabadayılığınız bize geçmez dedi. Buradan her önüne gelene iftira atan, herkese racon kesmeye çalışan abilere sesleniyorum. Sizin kabadayılığınız iyi Parti'ye geçmez. Atatürk'ün anasına sövülürken bu ülkede... Kaş kafasını yere indirenlerden değiliz değiliz. Gök kubbeyi yıkanlardanız. Gördük ki ittifak sistemi sizi çırak çıkarıyor. Yani seçmeni çırak çıkarıyor. Akşener seçim çalışmalarına Tekirdağ'da devam etti. Esnafı ziyaret etti, o istedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.